Nötron aktivasyonu, nötronların atom çekirdeğine çarpması sonucu çekirdeklerin radyoaktif hale gelmesi işlemidir. Bu işlem genellikle nötron ışını kaynakları kullanılarak yapılır ve nükleer fizik, radyoaktivite ölçümü, malzeme bilimi ve arkeoloji gibi birçok alanda uygulanır. Nötronlar, atom çekirdeğine çarptıklarında nükleer reaksiyonlar meydana getirirler. Bu reaksiyonlar sonucu, çekirdekteki nötron sayısı artabilir veya azalabilir, yeni elementler oluşabilir veya radyoaktif izotoplar üretilebilir. Bu nedenle, nötron aktivasyonu çeşitli uygulamalarda kullanılan bir teknik olmuştur. Nötron aktivasyonu, iki temel yöntemle gerçekleştirilir. Bunlar, termal ve epitermal nötron aktivasyonudur. Termal nötron aktivasyonu, düşük enerjili nötronların kullanıldığı bir yöntemdir ve özellikle izotop üretimi için uygundur. Epitermal nötron aktivasyonu ise, yüksek enerjili nötronların kullanıldığı bir yöntemdir ve özellikle element analizi için uygundur. Nötron aktivasyonu birkaç adımdan oluşur. İlk adım, nötron ışını kaynağının seçilmesidir. Nötron ışını kaynağı olarak genellikle bir nötron öneratörü veya nükleer reaktör kullanılır. İkinci adım, numunenin hazırlanmasıdır. Numune, nötronların etkileşimini gözlemlemek istediğimiz malzemedir. Numune, istenilen boyutlarda kesilir ve uygun bir şekilde paketlenir. Üçüncü adım, numunenin nötron ışınına maruz bırakılmasıdır. Nötronlar, numunenin içine nüfuz eder ve atomik çekirdeklerle etkileşir. Bu etkileşim sonucu, bazı çekirdekler radyoaktif hale gelir. Radyoaktiflik, radyasyon yayınlayan bir izotopun varlığına işaret eder. Dördüncü adım, radyoaktif numunenin analizidir. Numunelerin analizi, radyasyon dedektörleri kullanılarak yapılır. Bu dedektörler, numunenin yaydığı radyasyonu ölçerler ve numunenin hangi izotopları içerdiğini belirlerler. Analiz sonuçları, numunenin kimyasal bileşimi ve yapısal özellikleri hakkında bilgi sağlar. Nötron aktivasyonu, 20. yüzyılın başlarında radyoaktivite ve nükleer fizik alanlarındaki çalışmalar sonucu keşfedilmiştir. Bu keşif, nükleer fizikteki büyük bir adımdı ve birçok alanda kullanılan bir teknik haline geldi. 1919 yılında, İngiliz fizikçi Ernest Rutherford, alfa parçacıklarının atomların çekirdeklerine çarparak nükleer reaksiyonlara neden olduğunu keşfetti. Bu keşif, nükleer fizik çalışmalarını başlattı ve diğer fizikçileri de nükleer fizik alanında çalışmaya yönlendirdi. 1932 yılında, İngiliz fizikçi James Chadwick, nötron adında yeni bir parçacığı keşfetti. Chadwick'in keşfi, nükleer fizik alanındaki çalışmaları daha da ileriye taşıdı ve nükleer reaksiyonların daha detaylı araştırılmasını sağladı. Nötronun keşfi, 1934 yılında Fransız fizikçi Irène Joliot-Curie ve kocası Frédéric Joliot-Curie tarafından nötron aktivasyonu deneyiyle ilişkilendirildi. Bu deney, nötronların atomların çekirdeklerine çarparak radyoaktif izotopların oluşmasına neden olduğunu gösterdi. Nötron aktivasyonu deneyi, ilk olarak radyoaktif izotopların üretiminde kullanıldı. İlk olarak, bir numunenin nötron ışınlarına maruz bırakılması gerekiyordu. Nötronlar, numunenin çekirdeklerine çarparak yeni izotoplar oluşturuyordu. Bu izotoplar, radyoaktif özelliklere sahipti ve bu özellikleri sayesinde çeşitli uygulamalarda kullanılabiliyordu. Nötron aktivasyonu, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hızla gelişti. Nükleer fizik ve nükleer enerji alanlarındaki çalışmalar, nötron aktivasyonunun uygulama alanlarını genişletti. Bugün, nötron aktivasyonu birçok alanda kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır. İzotop üretimi. Nötron aktivasyonu, çeşitli izotopların üretimi için kullanılır. Bu izotoplar, tıp, arkeoloji, malzeme bilimi ve diğer birçok alanda kullanılabilir. Radyoaktivite ölçümü. Nötron aktivasyonu, radyoaktif özellikleri olan malzemelerin ölçümü için kullanılır. Özellikle, radyoaktif atık malzemelerin ölçümü ve analizi için kullanılır. Malzeme analizi. Nötron aktivasyonu, malzemelerin yapısal özelliklerinin analizi için kullanılır. O analiz, malzemelerin kimyasal bileşimlerini, kalitesini ve diğer özelliklerini belirlemek için kullanılır. Arkeoloji. Nötron aktivasyonu, arkeolojik buluntuların analizi için kullanılır. Özellikle, tarihi eserlerin orijinallerinin tespiti için kullanılır. Gıda analizi. Nötron aktivasyonu, gıdaların besin değerlerinin analizi için kullanılır. Bu analiz, gıdaların minerallerini, vitaminlerini ve diğer besin değerlerini belirlemek için kullanılır. Nötron aktivasyonu, birçok avantajı olan bir tekniktir. Öncelikle, çok hassas bir analiz yöntemidir. Bu yöntem, izotopların çok düşük konsantrasyonlarda bile tespit edilmesini sağlar. Ayrıca, numuneler üzerinde herhangi bir kimyasal işlem yapılmadığından, analiz sonuçları doğru ve güvenilirdir. Ancak, nötron aktivasyonu aynı zamanda bazı dezavantajlara da sahiptir. Öncelikle, nötron ışını kaynağının kullanımı, potansiyel radyasyon risklerini beraberinde getirir. Ayrıca, nötron aktivasyonu birçok numunede yapılabilmesine rağmen, bazı numuneler için uygun değildir. Sonuç olarak, nötron aktivasyonu, çeşitli uygulamalarda kullanılan bir tekniktir. Bu teknik, malzeme analizi, izotop üretimi, radyoaktivite ölçümü, arkeoloji ve gıda analizi gibi birçok alanda kullanılır. Nötron aktivasyonu, çok hassas bir analiz yöntemi olmasına rağmen, potansiyel radyasyon riskleri ve bazı numunelerin uygun olmaması gibi dezavantajları da vardır. Daha fazlası için bilim peşindeye abone olmayı unutmayınız.